Biz Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra yaklaşık 3 yıl sonra 625 tarihinde müşriklerle yaptığı ilk savaş, gazve Bedir gazvesi. Bedir gazvesinde biliyorsunuz müşrikler mağlubiyete uğradı. Bu mağlubiyeti işlerine sindiremediler. Dolayısıyla en kısa zamanda bunun öcünü almak için tekrar Müslümanlarla savaş yapmak için yola koyuldular. Başlarında Ebu Sufyan vardı. İşte bu İslam tarihinde ikinci gazve olarak geçen Uhud gazvesi Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptığı ikinci savaştır. Burada Mekkeli müşriklerin sayısı yaklaşık ne kadardı? 3000 kadardı. 3000 kadar Mekkeli müşrik vardı. Müslümanların sayısı 700. Yani bir Müslümana yaklaşık 3 tane müşrik düşüyordu. Uhud gazvesinde ilk etapta Müslümanlar galip gibi göründü. Fakat daha sonra Ayn geçidi dediğimiz o okçular tepesindeki okçuların yerini ganimet toplamak için boşalttıkları anda ne oldu? Müslümanlar orada 70 kadar şehit verdiler. O şehitlikte işte Hazreti Hamza'nın şehit olduğu yeri göreceğiz şimdi. Okçular Tepesi'ni göreceğiz. Beraberce gezelim inşallah. Buyurun. Evet, burası Okçular Tepesi. Peygamberimiz şöyle şey yapar. Söyle cemaate. Buraya okçuları yerleştirmiş. Evet. Siz bu tepeyi hiç bırakmayın. Benden bir haber gelmedikçe efendim burayı terk etmeyin demiş ama baktılar Müslümanlar galip gelmişler. Tepeyi boşaltıyorlar. İşte o günlerde o gün müşrik olan Halid bin Velid daha sonra Müslümanlıkla şereflendi tabii. Kaç yıl sonra Müslümanların o durumunu görünce arkadan bastırıyor. 70 tane şehit oluyor. Yani buradan bu istika arkamıza doğru mu savaş? Savaş burada. Savaş pazar yeri burası. Bu pazar yerinin olduğu yer. Evet, şu gördüğünüz yer savaş yeri. Okçular burayı okçular yani buradan. Arkayı sağlam alıyorlar daha doğrusu. Müslümanlar bu tarafta böyle düşün. Evet. Müslümanların bulunduğu yer burası. Evet, arka tarafta düşmanlar. Arkadan bu okçular aynı zamanda arkayı şey yapıyorlar. Tamam. Her tarafı gözettikleri için kaybediyorlar aslında. Gözcüler burası gidiyor. Burası da geçit işte. Aynen geçit. Aynen geçit. Şu gördüğünüz yol mu? He, bu geçit burası. Evet. Ha bu tepesi Okçular Tepesi değil mi? Burası hocam. Hoca. Okçular Tepesi buraymış. Hoca anlatma. Millete anlat. Hoca biliyor zaten. Ben kaydı hocam. Alıyorum da hocam aynı zamanda. Sen nereye getirdin onu? Ben işte bunların hepsini kaydediyorum. Şimdi ben de onu bulamadım. Bir tane aradım bulamadım. He, ben bunu gelmeden önce Allah'a şükür bir denk geldi. Aldım. Şimdi burada kullanıyorum. Valla vardı götür dedi. Götür getirdim. Evet Okçular Tepesi'ne doğru çıkıyoruz şu anda. Diğer yüzündeyiz. Gördüğünüz gibi ben sağ bu taraf hem de diğer tarafı iki şekilde görüyor. Savaşın kaybedildiği sebebi burası. Arkamızdaki grupla beraber şöyle geliyoruz. Fazla da yukarıya çıkmayalım isterseniz de gelsin herkes gelebilir ya. Çünkü diğerleri yaşlılar da var bizde çıkamayabilirler hocam. Şurası iyi düşmesin. Şöyle aynı. Şuralarda toplanabiliriz. Bizim hocamız nerede? Siz burada tutun hocam ben şöyle bir tur atayım geleyim hocam. Şöyle. Acele yukarıya doğru çıkıyor. Okçular Tepesi. Öyle. Gördüğünüz gibi bizim geldiğimiz istikamet şu kalabalığın görüldüğü yer. Böyle ayık yapmak olsak. Buradan geldik. Şöyle. Pazar yerinin olduğu yerine. Geçtiğimiz yer. Gördüğünüz gibi iki tarafı da görüyor. Sadece burada bir tepe var. Geri kalan her yer düz yani. Sanki özellikle yapılmış gibi. Allah'ın hikmeti yani. Belki de yok oldu. Belki de kayboldu. Belki de eridi. Belki yağmurda bir şekilde. Doğal olaylarda. Küçüldü ama. Geri kalan her yer düzlük yani. Gerçekten her yeri görebilecek şekilde. Konumlanmış bir tepe burası. Böyle. İki grubun yazısını şimdilik devrettik diğer hocama. Ve yazıyı tutuyor şöyle. Azay muhtarlar. Diyar. Gördüğünüz gibi. Diyar. Ulus savaşı burada yap. Hocamızın yanına doğru geçelim. Bu şekilde. Yavaş yavaş. Tamam.
diyelim. Savaşın şöyle başladığı rivayet edilir, anlatılır. Savaş böyle topluca başlamaz. Önce iki taraftan yiğit çıkar. Müslümanlardan Hazreti Ali çıkıyor yiğit olarak. Karşı taraftan Mekkeli müşriklerden bir yiğit çıkıyor. Önce savaşıyorlar kendi aralarında. Hazreti Ali ne yapıyor? Mekkeli müşriki öldürüyor. Katlediyor. Ondan sonra ikinciye kim çıkıyor? Hazreti Hamza çıkıyor değil mi? Hazreti Hamza da Mekkeli müşriki öldürüyor. Ondan sonra yani bu iki tarafın şeyini artırmak için, hırsını artırmak için yapılıyor böyle. Ondan sonra birbirlerine giriyorlar. Bu Hazreti Hamza'nın öldürdüğü, bu kendini katlettiren hanımın... Vahşi, Vahşi de sonradan o da Müslüman oluyor. Süfyan'ın karısı, Süfyan'ın karısını... Babasını şehit ediyor Hazreti Hamza, Uhud Savaşı'nda. O ondan intikam alınmak için Vahşi'yi kiralıyor. Tamam. Bedir'de, Bedir'de. Bedir'de. Ha, Bedir'de. Ne zaman çıktı? Evet, savaş bu şekilde başlamış. Evet. Bu da gördüğünüz gibi Hazreti Hamza'nın... Bize yakın olan yer. Ama Hazreti Hamza Efendi. İleride görünen yer galiba. Burası 70 tane şehidimizin olduğu yer. Hamza, bu Oshar, Oshar. Türkiye, ha? Türkiye. Türkiye. Bir Hazreti Hamza, öbürü. Eyvah. İki tane. Üç tane. Üç tane. Kimi? Hamza. Hamza radıyallahu anh. Şemsi Abdullah ibn Cahş. Şemsi Abdullah. Az bağır, bağır. Abdullah ibn Cahş. Üçüncü, bir de Üstad. Musa bin İbni Umeyye. Senin bir tıklandı. Üç tane şehidimiz var. Efendimizin saklandığı yer orası. Ta karşıdaki tepedeki. Buradan yapmışım. Daha güzel gözüküyor, evet. Şuradaki ufak mağara saklanmış. Orada dişi kırılıp tedavi olmuş galiba, değil mi hocam? Vallahi. Evet, doğrudur. İnşallah. Şöyle Uhud'dan yola çıkıyoruz. Akşam ona şeye karar verebiliriz ha. Bir araba tutup buraya gelmeye. Aynen. Grubumuz. Hocam geldi mi? Şöyle. Arkamızda topladık. Ben bir yandan böyle yazı tutuyorum. Biz hemen biraz sonra işimiz var. En uzun burasıymış. Diğerleri evet, bir şey daha. He. Kaybolmasın diye. Hemen gidelim. Vakit daha var. Yavaş gidelim. Telefonu açtım. Ama sen hiç hazır bitmiş. Bu değerli Mehmet amcamız. Seni hiç unutmayacağım Mehmet amca. Hep hatırlayacağım seni. Allah razı olsun. Hocanın badisi diyor. Ve Mustafa hocam badisi sadece birbirlerini arayabiliyorlar hatta. Bak, o şeyde varmış. Arama yapamıyorlar. Rezep hoca da varmış. Evet, yavaşlıyoruz grup. Arkadan gelenler var. Yavaş. Şurada bir dua yapacakmışız. Dua yapıyoruz. Recep hocanın grubu. Gelin. Sağa dön. Şarif hoca. Ne oldu anne? Bir şey yok. Gelin, gelin. Dağılmayın. Duamızı yapıp ondan sonra da buradan ayrılıyoruz inşallah. Amin. 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 Amin.